Yeni mi geldin? Evet. Şimdi geldim. Kerem ablam. Abla Kerem. Hı hı. Memnun oldum. Ben de. Yani aslında sizi tanıyorum tabii. Birçok kez bu motorun arkasında görmüştüm. Doğru. O motoru iyi bilirim. Ablacığım, bu gece beni idare eder misin? Neden? Nereye gideceksin? Sinemaya. Çok görmek istediğim bir film başlıyor. Anneme sormayı düşünmedim bile. Nasıl olsa hayır diyecek. Nalan'cığım, idare edeyim de ya fark ederse? Sonra ikimizi ne yapar biliyorsun? Aşk olsun. Ne olur geç kalmam. Söz. Peki tamam hadi. Ama bunu zırt pırt isteme benden, tamam mı? Tamam, söz. Akşam 7'de gelip alırım seni. Merak etme, kapıyı çalmam. Cama küçük bir taş. Buna gidelim mi? Olur. Ay yeter, çıt çıt çıt, sinir oldum. Bunu Kevin tasarladı. Ne yapayım anne? Bu da seven. Böyle bir şey. Ruh hastası gibi bitene kadar yiyeceksin. Bu Nalan niye bu kadar erken yattı? Şimdi o Savatar yazılımına bakalım. Sınavı var onun yarın. Sen ne örüyorsun? Şal. Gördün mü? Bir dergide gördüm. Dünya paraya satıyorlar. Bak ben öreyim de bir gör. Aynı yazı. Film çok güzeldi. Evet. İnşallah annem bizim odaya girmemiştir. Dur be kızım, yavaş, yetişemiyorum. Nereye koymuştuk motoru? Şuradaki sokak köşesine bakalım ona. Bakalım. Gel. Nalan. Ama beni canlı görünce şaşırmadılar. Onu Rüzgar öldürmediyse kim öldürdü? Yatalım mı artık? Bizdeyiz. Bizi doğru adama götürecek. Yatalım. Allah Allah. Ay hayırdır bu saatte? Efendim. Evet. Ne? Nerede? Tamam, hemen geliyoruz. Anne, Nalan'a araba çarpmış. Hastaneye götürüyorlar. Yok canım. Benzettiler herhalde, Nalan içeride uyuyor. Az önce buraya genç bir kız getirmişler. Kaza geçirmiş. Hangi kaza acaba? Bu gece 4 ayrı kazadan 7 yaralı getirdiler. Bir araba çarpmış. Genç bir kız, Nalan Sezgin. Niye bir şey söylemiyorlar ya? Yoksa... Ay gitti bu kız, gitti. Nalan Sezgin. Evet. Durumu nedir söylesene kardeşim. Meraktan öldüreceksin bizi. Şu anda doktor mahallesinde. İlk yardım yapılıyor. Getiren çocuk şurada oturuyor. Elif abla. Nasıldı? Hastaneye geldiğinde kendinde miydi? Kıpır diyemiyorum. Sen yaralanmamışsın, iyisin değil mi? Biliyordum zaten. Hep o lanet motor yüzünden. Kızıma bir şey olursa o motoru kafana geçiririm, bilmiş o. Tamam, anladım. Motordan değil. Anne sakin ol, motordan değil diyor işte. Bir dinle. Belli ki bir suçu yok. Ne demek suçu yok? O olmasa Nalan dışarı çıkar mıydı? Kerem ne oldu? Geçmiş olsun. Durumu nasıl? Biz de şimdi geldik. Hiçbir şey bilmiyoruz. Doktor muayene ediyormuş. Bekleyin dediler, bekliyoruz işte. Ya biz sinemadan çıktık. Karşıdan karşıya geçmek için bekliyorduk. Ben geçtim, o da geçti sandım. Meğer kaldırımda kalmış. Sonra acele etti, eve geç kalmak istemiyordu. Birden bir çarpma sesi duydum. İçimden o değildir dedim. Ne olur o olmasın Allah'ım. Yerde yatıyordum. Merhaba, ben Doktor Bekir Arsoy. Nalan Sezgin'in yakınlarısınız herhalde. Evet. Kızım nasıl, doktor bir iyileşecek mi?
İsterseniz odama buyurun, odam da konuşalım. Kızımı görebilir miyim? Durumu nasıl? Durumu... Açık konuşmak gerekirse durumu çok ciddi. Tomografisini çektirdik. Beyinde bir şey yok. Şimdi kendisine ağrı kesici verdik. Uyuyor. Sırt bölgesinde birkaç omurga kırığı olduğu için... omurilik zedelenmesi söz konusu. Belden altını etkilemiş. Yani felç mi? Maalesef evet. Bacaklarında bir felç var. Ancak az da olsa hareket olduğu için umutluyuz. Geri dönme şansı yüksek. Yani umudumuz var mı? Allah'a şükür. İyileşme şansı ancak bir ameliyatla olabilir. Bekir Bey, ne gerekiyorsa yapın lütfen. Maalesef hastanemizin donanımı bu ameliyatı yapmak için uygun değil. Ayrıca ameliyatın bu konuda uzman bir cerrah tarafından yapılması gerekiyor. Ne yapacağız peki? Ben sizin için uygun bir hastane araştıracağım. Sosyal güvenceniz var mı? Ben sigortalıyım. Kardeşim de yararlanabilir herhalde. Maalesef. Hay Allah, bu kötü işte. Çünkü çok masraflı bir ameliyat bu. Altından kalkabilecek misiniz?